kavgada ağzınızdan en sert ne çıktı? Maksimum mal falan demişimdir. Tamam o kadar. Ha, evet. Ama benim evet. O benim en ağır lafım o zaten. Ben onu hiç dediğim, sevmiyorum yani şey, gerçekten. O, o kötü bir laf benim şeyimde. Normal hayatta da hiç argo kullanmazsınız. Kullanırım. Onların çok en kullanır. Bir onu böyle ben cümle gibi şey virgül gibi kullandım ki onların bir değeri yok. Ya aslında Emre'nin tonu, ses tonu yani kullandığı kelime değil de ses tonu çok kötü oluyor yani. Öyle mi? Yani tabii ben ondan rahatsız. Yükseliyor mu? Yükseliyor. Yüzü böyle kötü oluyor. Şöyle o, ters işte oluyor. Kaşlar Angry bir de üçgen çocuk ya. Beni görünce şey Angry Bird oyunu ilk görünce ha. Zeynep aa babam dedi babam ya. Babam dedi. Evet. Böyle bir şey var mı? Kırmızı olan babam. Kırmızı. Babayı germişler pencerenin orada. Hadi git bakalım şimdi Kahire'ye. Hoppa. Bendeniz Mesut Süre. İlişki testi Taksim Grand Pera'da sosyal mesafeli, maskeli, alkışlarla mahşeri bir kalabalıkla başlıyor. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Kaç yıllık bir ilişkiden bahsediyoruz? 12. 12? Evet. Tanıştığınız o an. Ah çok güzel. Sen hatırlamıyorsundur. Tabii ki hatırlıyorum. Nerede kuzum? Amerika'da bir partide tanıştık biz. Partide? Hı hı. Ha. Yani birkaç tane muhtelif partide ama. Ya beni bir partiye çağırdılar. Ben de o Civilization oynuyordum. Baktım dedim ki partide ne var falan. Facebook'tan bir baktım. Güzel kız var mı falan filan diye. Bir, iki kız hakikaten aklıma takıldı. Biri de Elif'ti. Ondan diğeri? Sonra, diğeri sonradan yok. Orada çıkmadı bir şey. Yani ondan şimdi. Önce ona mı gittiniz? Yok yok. Pardon özür dilerim. Biz bir kere bir partide denk gelmiştik Şubat'ta. Ben de orada can sıkıntısından konuştum. Hatta annem falan filan vardı. Değil i̇şte mi? O Thanksgiving o Thanksgiving Şubat partisi. Değil o yüzden. Anneniz de mi vardı? Şimdi bir şöyle vardı. Anlatayım ben. Ya, nasıl yani, partide bu anneyle gidiliyor? Anne yani. Direkt evlilik olarak girebiliyorsun oraya. İki jenerasyonda gösteriyorlar yani. Hani ileri 20'lere de görebiliyorsun. Böyle bir avantajı vardı. Biz orada çok güzel anlaştık. Ben sonra işin peşinde böyle fazla bir koşturmadım. Çünkü anneyle gelince haliyle sonradan şey olmuyor. Bir daha partiye çağırdıklarında baktım bu kız geliyor mu acaba diye. Geliyormuş. Ve arabadan indik yoksa hayatta gitmem partiye. Hangi eyalet ama, bu? Ama o partiye kimle gelmişim? Ergun kardeşimle. Ona da kardeşiyle gelmiş. Abi böyle biz 6 ay mahallemize takıldık yani Amerika'da. Hangi eyalet bu? DC. DC, Washington aslında DC. Aslında eyalet değil. Amerika'nın eyalet olmayan tek yeri. Öyle mi? Tabii tabii. Dur baştan sorayım. Amerika'nın eyalet olmayan hangi yeri? Bir tane var zaten. Washington DC. Washington. O yüzden DC diyorlar. District of Columbia. Bayalet olmadığı için. Hiç sevmiyorum böyle hep bilgi veren insan. Ya ben bu mutluyum ya ben şu an. Washington eyalet arasını satayım tamam. Eyalet Washington da var portakalı olan. O neyse konuşalım. Böyle gider ama yani durdurman lazım ben uyarayım da baştan. Çünkü tamam. Devam edelim. Washington DC eyalet olmayan Washington DC'de bu partilerin adı ne kuzum? Erdem'in ev partisi. Erdem'in ev partisi. Erdem bir arkadaş var bizim. Böyle sürekli parti yapıyor. İşte biz karısı topuklu ayakkabıyla almıyor ve evet. Kapıda çıkarıyorduk biz böyle. İşte o arkadaşın evinde biz çeşitli zamanlarda Emrah'la karşılaştık ama ilkinde ben annemle gitmiştim evet ama onda da annemi bayağı güldürdü yani öyle hemen şey orayı atladı ama annem benim bayağı beğendi yani. Yani kimi güldürdüğünü fark etmiyor zaten dolayısıyla. Ama sonra araya bir zaman girdi. Esas ikinci partide biz Emrah'la böyle daha çok konuşma şansı. İlk flört ikinci parti mi? Evet. Kardeşin var. Olsun canım kardeşim yani var Emrah da benimle flört ediyor. Öyle şeylere takılan bir kardeş değil benim kardeşim. Harikulade. Değilmiş ben onu bilmiyordum. Tabii. Çünkü kardeşimi de çok güldürdü o partide Emrah. Ben böyle aynı boyu güldürüyorum. Aynı boyu herkesi güldürerek öyle içeriden fethediyor. Bir sıkıntı olmadı yani. O gün ele tutuşuldu mu? Dur ya tutuşuldu mu? Hayır canım o gün ele falan. Yok el ele tutuşulmadı. Biz sadece birbirimizi tanımış olduk. Tamam. Evet. Sonra ilk flörtöz buluşma nereye gidildi? Yalnız şeyde. Buluştuğunuz o anlatmamı işte. Aşk meşk. Georgetown'da yemek yemiştik işte. Georgetown'da yemek yemiştik evet. Hı-hı, evet. İlk öyle yemek yedik. Öğlen yemeği çağırdı. Çok da böyle kibar güzel bir hediye almış bana falan. Böyle sohbet, muhabbet. Zaten çok hoş sohbettir. Mutfak önlüğümü ne almıştım ne anlatıyorsun? Mutfak önlüğümü almış. Mutfak önlüğümü neden? Georgetown'da bir de onu bulabildim son anda ne yapayım. Ama aramış böyle özelmiş güzel bir yerden almış yani. Ben de sevinmiştim. Hoşuma gitmiştim. Georgetown nasıl bir yer? Böyle modaya benziyor öyle söyleyeyim. Biraz Amsterdam gibi binalar olur ama. Bilmediğim anlayınca örnekleri çok Türkiye'den veriyor. Pazar Tekke'nin aynısı. Cennet Mahallesi gibi değil ama.
Öyle okulun olduğu bir yer yani, daha böyle şey hani bir promenadı var şey işte, ne bileyim denizin böyle kenarında. Böyle eski evler güzel. İnsanlar hafta sonu alışverişe falan. Tanıştığınızda zaten kaç senedir oradaydınız hocam? Ben 2 senedir. Hanımefendiciğim. Ben daha uzun. Ben 6 senedir falan oradaydım. Aha. Ama ben master'a gitmiştim. O sonradan doktora, gelmiştim. Doktora'ya gittiniz. Evet. 2006'da gitmiştim. Bu 2008'de oluyor. Ha, 2008'de oluyor. Hı hı. Ha, sonra orada sevgili olundu. Evet. Kaç sene daha birlikte yaşadınız orada? 2. Bunda kurguda kesecek misin? Bana soruyorlar ya. 2 galiba. 2010'da evlendik biz çünkü. İşte hesapla canım. Çok çabuk evlenmişsiniz ama. Değil mi? 2 senede. Emrah, evet. Emrah. Ben evet. Görünce anladım. Vallahi oluyor mu hocam? O his geliyor mu? O his geliyor. Zaten daha önce öyle pek his gelmemişti ya, yani. Bir hafta sonra sordu bana zaten. Şimdi... Bir hafta sonra ne oldu? Evet, biz 6. çıkmaya başladıktan sonra evlenme teklif etti zaten. Ama annesiyle gelince tırşındı ya. Taktirden opsiyonlar daraldı. Annesiyle nasıldı iletişiminiz? İyiydi. Annem benim hep Amerika'da yaşamıyor canım. O ilk partide tesadüf vardı. Ya o annesi, İstanbul'da zaten. Kayınvalidem çok uyumlu bir insandır. Ben çok uyumsuz bir insanımdır. Ha, anneyi görünce zaten ikna oldum. Tamam, ben iyi yani, bir aile buldum. Dedim ki burada yani uzun sürede hiçbir branşı çıkmaz. Yani böyle mesela pazar günü kahvaltı ekmek zorunda falan kalmam diye düşündüm. Hakikaten ha, anlıyorum. Tabii canım hiç. Şimdi 2 tane de çocuğunuz var. Evet. 8,5 yaş ve 4,5 yaş. Evet. Değil mi? Buçukları nasıl ekledin? Siz söylediniz dışarıda. Ama ben buçuklu demedim sana. Yani nasıl öyle? 8 ya, dedim, 5 dedim. Galiba Emre hocam dedi. Ben, 8,5 ve 4,5 dedi. Sen mi dedin? Değil mi 8,5 yaşında çocuk ya? Değilmiş demek ki. Aynı çocuklardan bahsediyoruz. Evlenme teklifini kim etti? Onu da artık ben ettim yani, o kadar. Nerede? Koskoca tarihçiyiz, o kadar böyle New Age bir şey yapamazdık yani. Rockefeller Center önündeyiz. Şey, New York'a gitmiştik böyle bir grup arkadaş ya, öyle grubuyla. Öyle anlatma sen, Allah kahretsin. Okul gezisine gitmiştik. Şimdi Amerika'daki Türkler bir araya geliyorlar, böyle toplanıyorlar sürekli, oraya gidiyorlar. İşte yok padişah kıyafeti gibi şey yapıyorlar falan. Ben de mecburiyet yüzünden gitmeye böyle bir... ben şimdi şöyle bir dakika anlatayım. Orada bir Türk-Amerikan derneği var. Ben onun yönetim ben kurulundayım. Dolayısıyla yönetim kurulu dediği de gönüllü aktivite yapıyorlar. Öyle anlattın ki sanki. Yönetim kurulu dediği sikko bir dernek. Yani 20-25 bin dolar maaş alıyormuş gibi konuştun ya. Gönüllü. Zaman kaybı. İki kere ben de gittim. İkinci de kavga çıkardım. Bir daha istemedi. Yani evet, bir... ikinci de geldi. Kavga çıkardım. Neden? Ne bileyim, bir sıkıldı, bir şey oldu. Yani, öyle oturamaz o kadar uzun. Biraz böyle şey... bir ortam. Toplantı ben oturamadığım için işte akademisyen oldum. Yani bir toplantıya falan giremediğim için. Hiç beni okulda toplantıya falan almalı da fenalık geliyor yani. Oturup 8 saat konuşuyorlar. Serdar Bey bu konuda fikriniz nedir falan. Bana ne Serdar Bey'in fikrini? Öyle bir yer. Dolayısıyla bunlar böyle ATA diye bir yönetim kurumda. Türk Festivali falan filan yapıyorlardı. Evet. Ben dedim padişah kılığına girerim. Başa karışma. Kostümlü parti mi gerçekten? Yok ya, hayır, onların Türk Festivali'nde beni padişah yapıyorlardı. Yeni çıkıyoruz o zamanlar. İşte Emrah da böyle bıyık falan var diye kostümünü giydi. Böyle havalı olmuştu bayağı da. Kimse senden öyle bir şey istememişti aslında. Tek başına herkes normal jeanle gitmiş. Tişörtler var, padişah gelmiş bir tane. Bu hangi dizi arkadaşından kim çağırdı bunu? Ama internete Emrah Safa Gürkan yazınca o fotoğraf çıkıyor. Hayır, onun yanında para resim çektiriyordun. Olay oydu. Yine Patreon'daki performansımı göstermişim yani. Tamam. Teklifi orada mı etti? Evet. New York'ta etti, evet. Tamam, nasıl etti? Bir organizasyon var mıydı i̇şte yoksa? Biz kalabalıktık. Sonra abi, bir ara... Abi tuvalete gitti hemen dan diyordu etti. Bir ara biz ikimiz yalnız kaldık. Orada da etti yani. Bunu ederken kostümlü müydü? Kendi kıyafetleri. O yanlış bir mesaj vermez mi abi? Hiç ayrılık oldu mu hocam 12 yıl zaman zarfında ya da böyle bir... Ya ben işimden dolayı zaten habire 1-2 ay, 3 ay, 5 ay bir yere gittiğim için bir zaman olmadı ayrılma yani. Yok öyle bir ayrılık değil. Öyle bir boğucu ilişki içine giremedik. İnşallah bundan sonra bakacağız henüz. Pandemi de nasıldı? Pandemide ben çıkıyordum zaten her gün. O yüzden. Ama sokağa montaj çıkma yasağı vardı ya. Montajdı. Çıkıyordum ben. Kalıp götürsene şu an. Hayvan gibi ceza kesmişler. Yok ya. Gece... 56 bin liralık olmuş durduk yere. Gece 12'den sonra falan yürüyüş yaptığım için ben. Aha. Ha, anladım. Ama şey, yasak olduğu günler çıkmam da bir 4 gün çok zordu. 4-5 gün. Evde kalmak durumunda kaldınız. Çok kötüydü ya. Ya şimdi şöyle, bizde herkesin kendi alanı vardır zaten evde. Yani böyle kimse kimseyi çok böyle boğmaz. Her şeyi de birlikte yapmayız biz Emrah'la. Öyle mi? Ya istediği zaman işte ne bileyim, oyun oynamak istiyorsa oynar, saatlerce oynar, günlerce oynar. Ben öyle karışmam yani. Abi onu... şimdi Bohemia'yı kurmuşum Hadrom'un Empire'da. Yani benim orada bir takım sorumluluklarım, bir görevlerim var zaten. O yüzden daralacağı bir ortam olduğunu düşünmüyorum. Zaten öyle çok acayip dışarı çıkan bir adam da değildir yani. İşi gücü olunca çıkar da kendi evinde olmayı de sever.
Böyle birbirimizin ayağına basmadık aslında. Pandemi çok kötü geçmedi diye düşünüyorum ama. Yok ya çok. Ev iki katlı mı? Yok. Ne yazık ki hemen bakıyorum. Bakıyorum orada, yine orada be. Aynı kadın be. Çocuklarla ilgili mesela böyle kritik karar alınacağı zaman kimin dediği olur? Öyle mi? Genelde yani Emrah. Pek haberim olmuyor zaten. Emrah pek haberim olmuyor. Ben onun ne karar vereceğini tahmin ediyorum genelde. Çok haksız da çıkmıyorum. Tabii çok ciddi şeyler de sorarım da bana bırakır zaten o. Çocuk evet. Kime düşkün çocuklar? Anneciğim babacı mı? Şimdi baba habire oyun oynuyor. Yani günde görüyorlar yarım saat oyun oynuyor. Ben habire kural koyuyorum falan. O oyuncu baba, ben kuralcı anne. Çok güzel ifade ettin ya. Babaların böyle bir şeyi var değil mi? Dengesiz savaş bu yani. Evet. Babaya düşkün ama baba yani yarım saat orada eğleniyor, coşuyor. Böyle. Evet, eğleniyorlar. Bir şakalar, komiklik, video çekiliyor. O konuyor Instagram, Twitter falan. Ben yazık böyle bütün gün uğraşmışım. Sağ ol diyen yok. Yok yani. Değil mi? Haksız mıyım? Olmuyor genelde öyle bir şey çünkü. Hocam konu sizinle... Hala sağ ol demedi farkındayım. Konu sizinle ilgili değilmiş gibi duvarlara bakamazsınız şu an yani. Babalık konuşuyoruz. Ne olmuş? Keşke tarih konuşsak. Ya eskiden orta çağda falan filan çocuk diye bir kavram yok. Bu yeni uydurulmuş bir şey ya. Çocuğu alıyorsun 12 yaş. Çocuk diye bir kavram yoktu, uydurulmuş bir şey mi? Tabii Filip aile çocuk yok. Ufak insanlar gibi ayrı çocuk kıyafeti falan yok. Bebek diye bir kavram var. Sonra bizde mesela şimdi arkadaşlar var, çocuk evde Ankaralı Turgut dinliyor, kızı baleye gidiyor. Lan böyle bir kavram değil bu yani. Baleye gidiyor, üstüne işte şey yapıyor. Çocukları oraya yollayalım, parklara şey yapalım. Bizim veliler peşinde çocuk oldu. Ben çocukla oynadığım bütün oyunlar mesela oturup biz Quentin Tarantino filmi izliyoruz işte ne bileyim. Ya yatmalı oyunlar oluyor. Ben yatıyorum, onlar beni yakalamaya çalışıyor. Bak oyuna bunu. Oyuna bak. Ya, mesela hem yatarak hem nasıl kaçıyorsunuz? Kaçmıyorsun işte. Yakalamayın. Görünmez falan oluyorsun. Ya biraz minimum eforla. Birbirlerini kovalattırıyor. Birbirlerini çocuklara kovalat kendisi ya. Komut veriyor. Kalk diyor. Bebek düş kendi diyor. Bir şey atıp uzağa getirtiyordu. Evet. Ödül maması veriyor musunuz akabinde? Tabii. Ulaş hayır şimdi yemeyeceksin hayır. Bekle ayağa kalk. Azıcık sevimli hareket yap. Çocuk bir yıl falan kedi taklidi yaptı mı bizim? Ay evet kedi ya. Taklidi mi? Neden? Kedi muhabbeti yapıyorlardı bunlar. Çocuk miyavlıyor babayı görünce. Ben böyle unutturmak için canım çıktı. Baba çıkıyor odadan mesela miyav diyor çocuk. Çocuk telefonu açıyor miyav yapıyor sürekli. Böyle. Sürekli miyavlıyor. Ay dedim oğlum kediden baban seni ya. Kedi diye sevmiyor yani. Yani böyle yok. Bir anlaşılmıyor. Baban evet yani. Kedi olman olmaman bir şey değiştirmez, ne olacak? Neyse şimdi kabul etti artık, niye anlamıyor ama bir süre böyle. Yalnız çocuğu düşünse 3 yaşında babası diyor ki kedi olman olmaman aynı şey, bir şey değiştirmez. Ben babanım şu an. Tahmin et, evet. Bu yatmaca oyunu ne? Babam oynardı bende. Benim babam tek çocuk, ben tek çocuk. Dolayısıyla babamın bütün oyunları yatmayla mesela. Nasıl? Kendini yormadan. Yorgan altına saklanır, ben içeriden girmeye çalışırım, benle oynuyorum. İşte de bileyim. Genelde ben yatıyorum yorganın altında. Yani işte. Bayağı da masrafsız oyun ha. Çok tabii. Ya böyle yorganın içine giriyorlar, biri de ama canavar oluyor. Ama medeniyet kalori geliyor. Hesabı üzerinden çıkmıştır ortaya. Yani daha çok kalori elde edebilmemiz için yorulduğum için ayrıca gelişmemiz için benim yorulmamam lazım. Yani çünkü reisi ben değil miyim abi ailenin? Ben yorulmam. Ama benim yorulmam gerekiyor bu hesaba göre. Ya sen de yatmalı bir oyun oyun abi. Altı ucu patatara götür ben mi diyorum? Ya hanım ne yorgunum. Yat işte ya, gir yorganın altına. Ya çocukla yok kokolina yapalım, yok efendime söyleyeyim sulubaya bilmem ne guaj. Ben kendime yapmamışım o yatırımı, çocuğa nasıl yapayım yani? Evet oyunlarınız biraz masrafsız hocam. Yorgan ve yastık. Tabii. Maliyet. Evet. Evde ne varsa işte. Bir de bilgisayar oynarım çok. Vallahi. Zeynep'le evet. Böyle bilgili çocuklar mı bunlar? Böyle hani yaşının ötesinde gösteren çocuklar var ya. 4,5 ama yani Ermenistan sorunu falan diye açmış konuyu. Miyavlıyor diyorum ya. Miyavlıyor. 4,5 yaşında bir kedi gibi. Hangi Ermenistan? Kuyruğu var benim çocuğumun. Zeynep biraz öyledir. Daha uç ufak da. Zeynep öyle bir çocuktu. Mesela aha. Çok 3 yaşında apart bir gün asansöre bindi. Biri bir şey söyledi. Sırf aynı asansöre binmek zorundayız. Sırf aynı asansöre bindik diye sizinle konuşmak zorunda mıyım dedi falan. Sizi böyle biraz sevmek zorunda değilim falan. Yani böyle kendine ait çok fikri vardır. Ha, komşuyu mu bozdu acık? Komşuyu evet, bozdu. Herkesi bozuyor önüne gelen geçen. Bozar, güzel bozar. İnsan bozar. Siz oradaydınız, bozdu. Güldünüz mü buna yoksa güldüm, evladım tabii, böyle tabii denmez falan? Yok ne diyeceğim ya, tabii doğru diyor. Az dedim bir de piç de piç. Az dedim. Tükür bakayım suratına. Ya kadın da güldü, onu sevimli bir şekilde söyledi de. Çocuk olsan zor herhalde, sürekli birileri geliyor. Düşünsene şimdi böyle. Senin iki katın bir şey. Gerçi o nasıl olacak bilmiyorum ama böyle biri geliyor kafanı şey yapıyor işte sürekli aynı lafları söylüyor. Nasılsın yavrum? Bir şey ister misin? İşte kaça gidiyorsun? Bilmem ne. Çok daralmış herhalde.
Ya 3 yaşında daraldı yani. 2017'liyim, bıktım bu dünyanın derdinden ya. İlişkinin kıskancı var mı? Yok. Yani şöyle ilk başlarda... Kıskançlığa ayvayı yedik zaten tabii, abi. Tabii. Beni yolda durdurup durdurup öldürür beni kıskanıyor. İlk başlarda kıskançtım ama yani o zaman da Georgetown'da ders veriyor Emrah. O ne demek şimdi öyle olunca? Hayır, hayır. Ortamalı gibi bir adam yani. Azıcık flört, mesela konuşurken flörtöz müdür azıcık? Yani rahat konuşur. Tamam. Yanlış anlaşılabiliyor karşı cins tarafından diyeyim. İlk zamanlar ben tabii Emrah'ı tanıma aşamasında bunu çok oturtamadım kafada falan. Sonra ona hani güvenmeyi öğrendim. Dedim Emrah'a güveneceğim. Böyle. Şimdi mesela... Nasıl teşkilat iyi kurmuşum değil mi? Yani güzel, bir süre erken atlayamadığı şeyi. Güven çok önemli. Reaksiyon alamayınca... Koçum be! Tabii. İlişkinin dokunmatiği kim? Kim daha çok öpmeden dokunmadan duramaz? Muç muç. Böyle muç, muç değiliz ya. Biz ya. 12 yıldır evliyiz diyorum abi. 2008 diyorum daha muç muç mu kalmış ya? Blackberry vardı abi. Blackberry'den mesaj atıyorduk birbirimize yani. Görüşmediğiniz zaman zarfında hep iletişim devam eder mi? Güldüğün bir şeyi gönderme, onunla paylaşma falan. Paylaşırım, ben paylaşırım. Öyle özellikle mi? Onu ben daha çok yaparım ama Emrah da yapar tabii. Bizim çünkü çok ayrı kalmamız gereken zaman oluyor. Arşive gittiği zamanlar oldu. Bazen işte böyle yurt dışına gidiyor ders vermeye falan. Oluyor yani. Özlem oluyor mu? Özlem oluyor mu o zamanlarda yoksa? Oluyor ama biraz buna daha hayır diyen var mı programda? Evet, yani. Var mı hakikaten şimdi? Var var yani özleme edebilirsin yani. Ya ben özlüyorum. Onu bilmiyorum. Teşekkür ederim aşkım. Bu bizim Michael. Cevap da vermiyor. Çok teşekkür ederim. Özlemen beni sevindirdi. Ama Michael Jackson'ı bak anlat. Bir gün böyle arkadaşlar arasında oturuyoruz. İkimize de aynı anda sordular. Hayatta en hayran olduğunuz kişi kim dediler. Aynı anda o işte Safa dedi, eşim dedi. Ben de Michael Jackson dedim. Abi ben niye eşime hayran oldum? Görmediğim bir şey hayran olmaz mısın? Hani Michael Jackson niye dedim bilmiyorum. Bu da saçma da. Yani hani o da niye Michael Jackson dedi ben ona takılmıştım açıkçası. Yok yani baba. O an anladım ki beni çok seviyor. Hocam tarihteki en büyük aşk sizce hangisi? Tarihteki en büyük aşk. Bir tane adam var abi, İngiliz kızı istiyor, vermiyorlar biraz ayak takım falan diye. Güney Afrika'dan Kahire'ye yürüyor 2,5 senede. Kızı da bir görsen ha. Buradan yani şey tünele yürümezsin ya hiçbir şey. Yürüyor oradan buraya. Ayaklar olmuş böyle. 2,5 sene yürümüş. Yürümüş. Ne kadar yürürsün Elif için? Abi ben her gün 2,5 saat yürüyorum zaten. Onun üstüne bir 2 saat var. Elif için diyorum, sağlık için yürürüm ama. Elif için ne yürüyeceğim ya? Yani şu an Taksim'deyiz. Aşkını göster dedi. Ankara'ya bekliyorum. Ankara'ya yürür müsün? Abi o mekanizm antropolojik olarak öyle işlemiyor. Yani o, yürüme... Gene geldi bilim. Hayırlı uğurlu. Öyle olmuyor. O sadece işte bir ilişkinin başlangıcına kadar o kısımları yapıyorsun. Ondan sonra yapmıyorsun. Yani bu dünyadaki en büyük yalandır. 10 sene sonra öyle gidip oraya buraya yürütmezse sevinirim. Hani yalandan bir yürürüm ama. Şimdi ben bir çıkınca dışarı bir şey öyle olmuyor artık. Yani bu yalan ya. Bunu şeylere de bakıyorsun. Yani o öyle bir şey. Georgetown'dayken yürür müydün? Ha yürüdü. Yürüdüm. Çok uğraştırdı sabah beni. Sabah erken. Hatta bir dil göbeğimi de ben arabaya kilitledim kendimi, tehdit ettim. İnmem dedim. Bir yere yetişmesi lazımdı. İnmem öyle dedim valla. İnmedi arabamdan. En başlarda istemedi mi? Ya bu en başlarda biz yemek yedik falan arkadaş olmuş zannetmişiz. Ben nasıl öyle bir vibe verdim anlamadım. Önlük aldık abi, daha ne yapalım yani, önlükten daha iyi önlükle bir mesaj olur mu? Sonra böyle bir nazmaz yaptı falan filan. Ben şimdi hedefe yönelik adam. Öyle kendimi arabaya kilitleyince olsun. Sadece 48 saat şöyle falan. Şimdi anlamamış olabilir tabii. Bence anlamasın zaten, anlamasın diye öyle anlattım. Çok karışkan. Şimdi biz tanıştık hani bir haftada evlenme teklif etti ama biz tanıştıktan hemen böyle çıkmaya başlamadık. Georgetown'daki yani yemekten o şey arasında bir 3-4 haftalık bir süreç var. Tamam. Evet. Biraz daha uzun olabilir. Biraz ağırdan almak istemiştim. O Emrah da o zamanlar bayağı bir işte bu yürümeler olsun, efendim sabah erken kalkıp gelmeler olsun gibi öyle yaptı. Tanıştığımız böyle 8'de 9'da başlıyor. Biz böyle 7'de buluşuyoruz falan filan. Neyse sabah beni görmek için geliyor falan. Bir kahvaltı edelim. Ama bir 300 dolarlık şey opera bileti yaktım onun için. Hayatım evet. Ne şeydi ya. En önden almıştım. Hala anlatıyor çok işine oturmuş. O zaman bizim dolar 2.7. Evet ya, bunu bir de tweetledi, millet hesaplamış yenge falan diyor, bak işte böyle böyle öde bunu bilmem. Yaktım ne demek? Gitmedi. Gitmedi işte, benle bir şey yapmadım. Çift kişilik miydi bilet? Yok tek başına. Tek başınaydı.
İşte ben bir şey yapmak için hayır, ama gitmedim. Ondan önce almışım. Altı önceden alıyorsun o bileti. Ha, ha tabii. Ne yapayım, belki biri bende çıkar diye. Daha bir bilet daha mı aldım abi? Aşk sözcükleri var mı? Aşk sözcükleri birbirinize yalnız kalınca. 12 senenin sonunda var mı? Kalıyor mu öyle şeyler? Hiç yoktu ki aşk sözcüğüne. Başka bir isimle hitap etmek mi? Yani böyle aşk iton falan canim, öyle başka şeyler. Hayır, böyle bir size özgü bir kelime. Hani kocam demezsin de başka bir kelime. Yok ya öyle bir şey. Biz bayağı ot gibi insan yapmıyoruz abi. Ben onu anlatıyorum. Kendimi hiç sorguladım şimdi. Vatandaşın numarasıyla çağırıyoruz birbirimizi. Direkt yani. Gel buraya 56, 89, 11, 25, 23 gel. Yani evet, Eda oğlu Emrah buraya gelir misin? Biz birbirimize aşkım deriz. Hatta bizim kız çok bozuluyor bana. Aşkım dedirtmiyor. Ben Zeynep'i ayarladım. Muhteşem bir baba numarası. Zeynep'e ufaktan yetişim. Baktım annem bana aşkım diyor. İleride rekabet olacak, izin verme diye. Şu an delip bana evde aşkım diyemiyor. Zeynep'le kavga ediyor. O tabii birbirine giriyor ya. Annem sana aşkım dedi. Nasıl der? Şimdi oğlanı da şey yapmışlar. Oğlan da geliyor. Aşkım diyemezsin, aşkım diyemezsin diye. Emrah diyecekmişim. Kendi aralarında bölüyorum ki daha radyo. Emrah Safa yani diyecekmişim. Öyle yani. Sürekli peşimde bir kız bir oğlan dolanıyorlar. İki tane çocuk var. Kendi aralarında bölüyorum. Böl ve yönet daha kolay dediniz değil mi az önce? Divide et impera. Böyle evet. Çinliler bize böyle hakim oldu. Lütfen. Hayır, şeyle alakalı. Şimdi kızla ilgili özellikle. Kızı tam bir şey yani cadavoz gibi yetiştiriyorum. Çünkü ben 10 sene çekerim. Damat 50 sene çeksin. Benden kız almak kolay mı abi? Dünya yok yani. Allah'ın gelecek orada Canberk diye bir tane. Hey abi ne haber falan diyecek. Ağzına bir tane koyacak. Onun koyamayacağım için. Bilimin bittiği yerlerdeyiz şu an. Canberk gelecek. Sokarım lan senin Canberk'ine merhaba. İşte öyle olmaz. Öyle misindir? Yani şu an mesela... Abi Canberk gelirse öyle olurum ya. Yakında başlar çünkü sevgili. Onlarda hiç problem yok. Tamam. Canberk olmasın yani. Hani böyle... Neden? Hayır yani... Niye Canberk? Düzgün bir çocuk olsun. Şey... Ya bana getirmesin. Ya kendi... uğraştırmayacağım kızı diyor ama belli uğraştıracak yani. Yok uğraştırmam yani. Da bana getirmesin yani Canberk. Bana getirsin. Bana getirsin işte yani. Siz biraz daha mı açıksınız bu tip? Ya ben inanılmaz açığım o konuda. Ben çok vakit geçiriyorum. Sadece yani onun şeyle ben uğraşmak istemiyorum. Ya adam 10 dakika oynuyor diyorum yani. Ne anlatabilirim? Ben kendi çocuğuma yaptığım yatırım belli. Bir de Canberk'e yatırım yapmak istemiyorum yani. Canberk de nasıl adamsa yani. Müstakbel babam var mı 50 lira? Canberk'e bak. Birbirinizin ne kazandığını bilir misiniz? Benim bütün paraları Elif alıyor zaten. O da bilir ama ben ne kazanıyorum. Yok hiçbir şey bilmiyorum. Sordun ya. Ben bu şey süreçten sonra çok para kazandım. Böyle paralar gidiyor Elif diyorum. Bankadaki hep aynı rakam. Böyle koca bir kara delik gibi Elif. Ama bir dakika para her geliyor, şey... Ben de vup diye yutuyor. diye yutuyor. En son kitap paralarını ben alıyorum. Onları hiç şey yapmadım yani. Onu çünkü ona ayrı bir şey yani yayın evinden direkt bana geliyor. Onları vermiyorum kimseye. Kartları falan sakladım abi. Çocuğum bilmem ne diyor. Bitmiyor ya. Kara ama delik bütün gibi. Masrafları ben ödüyorum yani evde. Bakınca şimdi tabii ki yani artmıyor olabilir. Çünkü hocam diyelim 6000 lira kazanıyorsunuz ayda. Hanım 6000 euro kazanıyor. Mesela 9 kat daha fazla kazanması nasıl bir şey? Yıllarca size? O baktı bana. Vallahi ya. Vallahi senelerce öyleydik oldu zaten. Yani ben... Ulan soruyu sorduk gerçek çıktı. Yıllarca o baktı ne demek? Şimdi doktor öğrencisin. Doktor öğrencisi zaten 2000-2005 dolar. Ben de Türkiye'ye dönünce... Şimdi doktorayı bitirirken bir sene öyle geçti. Sonra iş ararken de ben öyle her işi beğenmem. Böyle güzel işe baktım kafam o yana. Bir sene de öyle geçti. Bir 18-20 ay falan ben iş burada işsizim ben. Ben çalışıyorum ama. Aha. O çalışıyor. Harçlık mı alıyordunuz bu sırada? Ya bizim ortak hesabımız var. Öyle bir aramızda ya, evet, şey yok. Yani harçlık ben babamdan, gibi olmaz. Babamın kredi kartını kullanıyordum. Ben o konulara çok barışırım ya. Babamdan alıyordum yani. Ben de öyleyimdir canım. Bana baksınlar çok isterim yani. Ben ama bir Canberk olayım çok isterim. Senin babada biraz öyle bir bakma şey yok galiba. Sesinin tonundan onu anladım ben. Pek öyle bakmamış. Tamam. Babam sağ olsun çok şeydir yani. Bakıcı evet, bir insandır. Bakar. Annem de babam. Güzel bakar. Güzel mesela bakar. Benim saatin kayışı değişecek hemen değiştirir falan. Tabii hem öyle var hem para olarak bakar hem işe de koşuyoruz adama. Çok güzel. Hepimize bakar. Muhteşem bir insandır. Çok severim kendimi. Nasıl aranız? Harikadır. Yani kız gibiyimdir. Biz yani o konuda çok şanslıyız. Kayınlarla aramız iyi. Kayınlarla aramız iyi. Annesi de çok uyumludur. Valla klasik merasimler oldu mu evlenirken? Kına, nişan, oldu, düğün. Ben evet oldu. Ben bayağı direndim hiç istemedim. Emrah hiç istemedi. Şimdiki aklım olsa ben de istemem. Neden? De.
Ay çok zor. Ya şunun bir mantığı var mesela, düşün. Bugün insanlar işte 5.000-6.000 lira kazanıyor. Sonra gidip 100.000 liraya düğün yapıyor. Ondan sonra çok saçma yani. Bir de biz Amerika'daydık o ya zaman. Ya ben onunla gidelim dedim, tatil yapalım bir ay iki ay falan filan. Bir de Amerika'dan orada... geldik. Burada evlendik, millete yedirdik, geri döndük. Abi kime şimdi evlilik niye hiçbir çıkmış? Hiçbir şey de anlamadık evlilik yani. Evlilik niye çıkmış? İki tane aile çocuklarını veriyor ve bir ittifak yapıyorlar ve bunu duyuruyorlar. Şimdi bizimkiler İzmit'te. Bununkiler İstanbul'da ve Balıkesir'de. Biz Amerika'dan geldik. Bir de oraya belediye başkanını çağırmışlar. 20 dakika o konuyu. Oo, çok kötüydü yani. Evet, şimdiki aklım olsa istemezdim ben. Yani şey amacını uyacak bir şey. Daha şey bir şey yapabilirdik falan filan gibi dedim. Ben bir de akrabalı işleri sevmem. Ama gittim en çok da oynadım yani. Ama en çok o göbek attı abi gece. Abi parasını verdik. Vallahi oynadı. En çok o eğlendi. Ben yemek yemedim falan heyecandan. Baktım orada oturmuş yiyor falan. Balkonda gördün işte. Allah benim belamı versin. Düğünde yemek yemişim. Bu günahım ya. Ben düşün ne şartlarda bir ilişkiniz var. Yemek yemek bana şey olarak ama suçlam olarak eder. Ama ben aç kalmışım hayatım bu arada. En çok siz oynamışsınız ya. Yani göbek atmacasına böyle. Evet. 3'lere 4'lere kadar. Tabii. Bayağı oynadı. Öyle mi? Hmm, ben zaten oynadım. Normalde hiç yapmam ama götürürsen ne yapayım abi? Şeyini yapmak lazım ya orada. Gidene kadar söylenir ama gidince en çok o eğlenir öyle şeylerde. Öyle bir ya özelliği bizim işte şöyle var bir şey ya. Var. Sürekli her an çalışabilecekmişsin gibi geliyor. Şimdi bir kitap lazım ya. Dolayısıyla şey konularında ve oradan koparan şeylere bir direnç gösteriyorsun ilk başta. Mesela ben Emrah'a böyle bir şey yapılacaksa öyle 10 gün öncesinden falan söylemem. 10 gün yer beni böyle işte 1-2 gün kalaya da o gün falan. Böyle alıp kapıp götürürüm artık. O zaman eğlenir. Ama böyle uzun uzun düşünürse daralır üstünde. Beni de daraltır. Öyledir yani o. İlişkinin plan yapanı kim? Kim daha çok günübirlik? Her şeyi ben planlıyorum. Öyle mi? Ya. Tabii canım. Tatile ben... gidilecek mesela. Her şeyi. Kalacak yer, uçak biletleri. Her şeyi. Şuralar gezilecek, buralar gezilecek. Her şeyi. Tamam tamam. Yeter ulan. Ne dedim? Her şey ne demek? Everything. Everything. Hakikaten mi? Siz hocam şey... Gideyim de tamam. Ben gitmeyeyim de tamam. Ya o hep kitap okuyor ya. Sürekli okuyor. Nerede yani. Bak hep okuyor abi ben. Hayır yani ben de bölmüyorum. Ben de çalışıyorum bu arada yani ama onun işi daha konsantrasyon gerektiriyor. Bir de o böyle sevmiyor plan falan yapmayı. İşte böyle gelince de eğleniyor. Gelsin ben yapayım planı. Öyle. Abi eğlenmezsem sıkılacak herkes çünkü. Yani evet. Sıkıcı, o kadar sıkıcı oluyor ki ortam. Ben eğlenmem lazım ki eğlendirmez. Olur. Tatile gittiğinizde de okuyor musunuz yoksa? Tabii. Okur. Orada da bizim kendi alanlarımız var. Biz Emrah'la şeyde çok eğleniriz. Yurt dışına gideriz ikimiz mesela çocukları bırakıp. Bu kangallar koşamayınca kasları ağrıyorlarmış ya. Onun gibi yani böyle biraz kendi illa okumak değil de böyle bir kendi kendime kalmam lazım yani. Kalması gerekiyor. Bir şeyler öğrenmem ama. Falan lazım yoksa fenalık evet. Geliyor yani böyle ben sıkılıyorum. Tekrar repetisyon hep herkes aynı şeyleri yapıyormuş gibi falan geliyor. Böyle başka bir dünya açılmam lazım. Zaten bu iş öyle yapıldığı zaman güzel oluyor, zevkli oluyor. Yoksa çekilecek iş değil. Otur 8 saat kitap oku, kim yapacak yani onu? Sevmezsen yapabilir misin? Tabii. Seçtim. Yapalım. Diyelim. Kayınvalidenizi 6 ay görmediniz. Kayınvalide diye özlem içinde uyanır mısın? Ya niye öyle bir özlem içinde uyanayım? Sen benim annemi sevmiyor musun ya? Bir dakika ben kayınvalidemi çok severim. Ya o da beni çok sever. Düşkün müsündür? Ben de düşkün yani kimse değildir çok severim. Kimse değildir mi ne demek? Kayınvalideme düşkünüm ne demek? Çok severim kayınvalidemi. Çok da sık konuşurum yani. Emrah benim konuştuğum kadar sık konuşmaz. Görmeye de giderim. Emrahsız da çok giderim. Birbirimize benziyoruz pek çok açıdan. Fikrini de alırım o da çünkü ben mimarım, o müteahhit. Yani öyle ilgi alanlarımız da ortak. Ekmek orada. Benim annem müteahhit. Herkes evet, doğal. Evet. Evet. Güzel ha. Ama inşaat mühendisi de değil. Yani kendi, bizim bir arsa var. Kendini geliştirmiş. Evet. Tabii. Aynen. Müteahhitim ben demiş. Bir gün müteahhit olmuş. Zaten müteahhit şey demek. Tabii. Kontraktör yani. Evet. Karar verdim. Müteahhitim. Aynen. Emlakçılık gibi azıcık. Okumadan evet. Yani o öyle bir spesifik meslek okumuyorsun. Tabii. O yüzden ya, biz çok eğleniriz yani. Gezeriz de birlikte falan. Hiç yani oradan ekmek çıkmaz sana bence. Yani bir şey çıkaracaksan. Senden hiç beklemedim iki tane kroşe yedim Elif. Ne gerek var? Sen hocam düşkün müsündür kayınvalideye? Yok. Kendi anneme babama da çok düşkünüm. Evet, değilsin. Yani öyle mi? Severim de böyle biz böyle çok incik babamla falan çok oynardık çocukken. Yani babam çok tek çocuk olunca böyle kardeşi gibiydim yani ben onu. Çok oynardık şey yapardık falan filan ama büyüyünce tabii öyle kendi çocuklarım var onlarla oynuyorum. Onlar da kendi çocuklarla oynayamıyorlar. Yani annem babamı çok severim de böyle mesela gideyim işte biz öyle şimdi annem babam çalışıyordu benim. 2-3 işte çalışıyorlardı hatta. Ne bileyim hem 8-5 çalışıyorlardı ondan sonra işte dükkan vardı onu gidiyordu ben de onlarla öyle büyüdüm. Böyle bir araya gelip mesela biz 6 saat sabah kahvaltısı yapan
İşte ne bileyim bayramlarda şey yapan falan bir aile değildik zaten. Öyle Ramazanlarda, kurbanlarda bayram toplanması olmuyor mu akrabalarda? Olmuyor da yani ufak bir aileyiz zaten. Ya her şeyleri çok hızlı hallediyorlar. Böyle işte pratikler ya. Ya ailenin yavaşı benim. Genelde babam... Yavaşı mı? Tabii kaldır evet. Şu küçüğünü falan diye böyle sürekli evin her içinde. Şey çok hızlı oluyor. Böyle kalkıyor, kahvaltı ediliyor, ortalık toplanıyor. Herkes işini babam gücünü böyle yemeği falan. Yerken tabağı alır. Evet sen yemek yersin. Bitti mi bitti mi der alır böyle alır, yani. Şeye koyar. Çok her şey çok, çok pratik. Şey. Bu babalık değil bu. Tövbe estağfurullah. Değil mi yani? Ağzımda kuru fasulye alacağım. Kaşığı da çıkarmışlar. Bu yeter. Ha, yeter doydun mu? Çok yedin. Yeter artık falan diyebilir. Yok çok yedin diye değil de kahve içecek ya şimdi. Kahve içecek. Masanın toplanması lazım. Hani onun sırası geldi falan. Ha, diğerlerinin ama hakkı değil mi şu an yemek ya, yiyorlar? Kimse bizim ortamımızda yavaş yavaş yemiyor. Benim kardeşim hariç. O da yani çok ya, yavaş ediyorum. Yiyor. Ölüyorum hepimiz ya. Hepimiz ölüyoruz onu beklerken. Yiyor. Onu nezaketen bekliyoruz ya. Ama onun dışında herkes çok hızlı zaten. Çok hızlıdır evet. Tak tak tak. Söylüyor musunuz ona peki? Seni bekliyoruz falan. Yok. Tabii benim kardeşim yerken söylüyoruz. O yani yiyor işte öyle bekliyoruz. O bizim eve gelmedi o kadar. Babam geldi babam söyler hadi yavrum. Tabii onların evinde içerisinde. Daha büyük problem. Bizim evde Ergun'a ya biz çok hızlı dedik. Annem de babam da ben de çok hızlı tıkır tıkır hızlı konuşan, bağırarak konuşan. Aynı hepsi benim gibi. Dolayısıyla Elif oraya gelince kısala kısala sesi kalmadı kızım. Bak duyun ya. Sizin evde hep ritim böyle mi? Konuşma ritmi böyle. Tabii tabii. Evet. Baba da böyle. Evet. Anne de böyle. Evet. Onlar o kadar hızlı konuşmuyorlar da ben de o kadar hızlı konuşmuyordum. Bir süre sonra hızlı konuşma karşı tarafın konuşamadığını fark ettim. Yani dinlemek istemiyorum ben karşı tarafı. Ben konuşmak istiyorum. Dolayısıyla hızlı konuşan karşı tarafı da konuşamıyor. Ne dedi şu an anlayan var mı? Ben dekoder gibiyim. Bana gelip söylüyor. Dekoder gibiyim diyor. O şeyden çıktı ilk. Şeyi fark ettim. Mesela Olmaz Öyle Saçma Tarih'in Flu TV'deki Olmaz Öyle Saçma Tarih'in ilk bölümünde ben bu kadar hızlı konuşuyorum. Ben yine anlamıyorum şu an. Flu TV. Ben şu an anlamıyorum. Moderatörüm ama şöyle bir adam var. Olmaz Öyle Saçma Tarih öyle olduğu için böyle olduğu için. Bazen dikkat ediyorsunuz hocam. Orada biraz daha aralıklı. Onlar anlaşılıyor. Gerçek sorulara çünkü cevap vermek istemedim sorularına. Yok işte kayınvalidesi falan yalan söylediğim için oralarda. Ama şimdi tarihle ilgili sorular da yalan söylemiyorum yani oralar. Cevap vermek istemediğim sorular diyor ilişkidesi şu an. Soruyorsunuz salak salak kayınvalidesini kim sever? Ben babamı sevmiyorum ya. Ya şimdi çok ambitious bir cevap değil. Mesela işte o Kahire'den yürüyen adamı sordun ya da Kleopatra'yı sordun ya da tarihte mavi renk var mı diye sorduğun zaman çok ambitious, hırsla anlatıyorsun. Ötekine ne anlatacağım, nasıl tanıştınız? Zaten olmuş yani onu 500 kere anlatmışım. Sana da anlatmayı verelim. Ama program ilişki testi ya. Ben de... Yani olmaz öyle saçma ilişki değil ya mesela burası. İşte ne anlatacağım nasıl tanıştığımız diyor. Program da ilişki testi. Abi pazar ya. Kim nereye çağırsa giderim hiç yapacak işim yok. Pazar. Bizi çağırdılar ben tarih konuşacağım diye geldim. Bana bana dedim vaktin varsa sen de gel. Yalnız soruya cevap vermedi. Ben de merak ettim şimdi. Biraz neydi sorsana soru? Kayınvalidin. Belki de vermiştir anlamadığımız için. Belki de cevap vermiştir hocam az önce. Hızlı konuştu bir yerde belki. Sen dedin de. Kayınvalidimi çok seviyorum. Abi yani şu an ben yokum. Elif soruyu çevirdi oraya. Yok ama hakikaten olabilecek kayınvalideler için de benimki en iyisi öyle diyeyim. Şu hakikaten bunca yıldır hiçbir gün bir tansiyon yaşamadık. Ben de bir gün tansiyon yaşamamak çok zor. Çok zor gerçekten. Yani ben böyle çiçekle falan kavga ediyorum apartmanın önündeki. Öyle mi? Abi, ciddi misiniz ya? Tabii tabii. Hı. Kendi aranızda var mı böyle gerginlik arada? Bağırış çağırış? Olur tabii canım. İnsanız yani. Tabii. Aynı evde yaşayan iki insan mutlaka gerginlik böyle yaşar. Bağırırken çağırırken kavgada ağzınızdan en sert ne çıktı? Ben mi? Bilmem düşünüyorum. Yine ne hocanın ne cevap vermek istemediği bir soru da. Hızlı. Yine geliyor. Hıttır 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 hıttır. Hazırlanın. Ben çeviririm size. Ben çeviririm diyor. Yani... Maksimum mal falan demişimdir. Ha o kadar. Ha, evet. Ama benim evet. O benim en ağır lafım o zaten. Ben onu hiç dediğim sevmiyorum yani şey gerçekten. O, evet. O kötü bir laf benim şeyimde. Normal hayatta da hiç argo kullanmazsınız. Kullanırım. Onların en biri onu böyle ben cümle gibi şey virgül gibi kullandım ki onun bir değeri yok. Ya aslında Emre'nin tonu, ses tonu yani kullandığı kelime değil de ses tonu çok kötü oluyor yani. Öyle mi? Kendi ben ondan yükseliyor mu? Yükseliyor, yüzü böyle kötü oluyor. Şöyle bir ters o, işte bu kaşlar Angry... bir de üçgen. Çocuk beni ya. Görünce işte Angry Bird oynayıp görünce Zeynep aa babam dedi ya. Babam dedi. Harbi mi? Evet. Böyle bir şey var mı? Kırmızı olan babam. Kırmızı. Babayı germişler pencerenin orada. Hadi git bakalım şimdi Kahire'ye. Hoppa! Hanımlar beyler, ilişki testi Taksim Grand Pera'da alkışlarla devam ediyor.
Elif'ciğim, Emre hocam dünyanın en yakışıklı adamı mı? Benim için öyle. Ya şöyle, yakışıklı bir adam olduğunu düşünüyorum. Dünyanın en yakışıklısı değildir ama önemli olan benim nasıl bulduğum herhalde. Bence yakışıklı bir adam. Peki her yalan söylemeden önce yapar mısınız bugün olduğu yok, gibi? Yok, o sesim kısıldı da onu düzelt. Tabii tabii. Mesela tipoloji olarak 10 üzerinden kaç veriyorsunuz? 8 ya. 8 olur. Nasıl standartsız bir insansın? Ben kendime 8 vermem. Yok, ben 8 veririm. Veririm yani, çünkü benim beğendiğim insan tipi zaten öyle. Çirkin insan beğeniyor. Ben öyle yani. Ben öyle Brad Pitt falan beğenen biri olmadım hiçbir tamam, zaman. Tamam, rezil ettim ya, Allah kahretsinler. Brad Pitt'e hayır dersiniz yani. Derim, net. Ciddi misiniz? Net, evet, yani çok... tipini beğenmezsiniz. Bayağı beğenmiyorum. Brad Pitt'e kaç veriyorsunuz? 10 üzerinden? 5 diyorum. 5! Vallahi beğenmiyorum ya. Kimseye inandıramıyorum. Sen ilk değilsin şaşıran. Beni de inandıramadın ya. Nasıl bir şey? Ya George Clooney ben hayır demem Brad Pitt'e, öyle söyleyeyim yani. Ben böyle daha hani böyle keskin hatlı erkeklerden hoşlanıyorum. Böyle işte Emre'nin kaşı falan böyle şey ya, üçgen falan. Burnu kemikli. Öyle. Kemiksiz suratlar da var çünkü böyle. Jel, deniz anasıyla çıkacağına ben de çıkmayacağım demek. Deniz anasına 10 veriyormuş. Evet. Brad Pitt 5. Baksana abi, kayka löp 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 höş verim gibi. Bu hesaba göreceğim. Daha güzel olsaydı dediğin bir fiziki özelliği var mı? Var tabii. Hah, ne var mesela? Hah, bulduk diyorsun. Demiyorum ben, sen beni niye yönlendiriyorsun manipülatör ya? Demedim ben ha ha. Saçları diyeceğim. Saçları daha çok olsaydı iyiydi yani. Saçı az mı? Saçı az değil mi? Bence az. Yok. İyi yaymış. Az ama kıt kaynakların tam kullanımı olmuş yani. Ha, biz Emrah... Optimize ettim ben. Evet evet. 6 tel var ama 6'sı da çok güzel dağılmış yani. İşte benim bakış açımdan öyle. Ben saçları derdim. Peki kaşı kaş gözü göz mü? Kaşı kaş, gözü göz. Daha yakışıklı bir yüz söyle bana. Ünlülerden. Dedim George Clooney dedim. Ha, George Clooney çok ondan bir... Ondan örnek verdim. Kıllı adam seviyor yani. Buradan bunu çıkarıyoruz. Ya böyle İtalyan şeydi, tipi falan erkeksi, böyle daha... esmer falan evet, seviyor. Evet, öyle seviyor. Benicio del Toro mesela. Hı? Benicio del Toro. Yani Marcello Mastroianni olabilirdi. Ulan ne güzel bir lige çıktım ya. Konuştur konuştur ha. Başka var mı? Yani o... Siz hocam dünyanın en güzel kadını... Tabii ki eşim. Bak şimdi. 10 üzerinden. Yok bir dakika, dünyanın en güzel kadına cevap vermek istiyorum. Eva Green. Tamam. Ya ona cevap. Mesut Bey, bu soruyu beğenmedim. Dünyanın en güzel kadını sorar mısınız bana şu an? Hayır, notu da vereceğim da. Ya ben sonuçta bilim adamı olduğum için doğruyu söylemek zorundayım. Şu anda herhalde. Bir 5 sene öncesinde Eva Green tabii. Stage'ler var yani. Tamam. Taşlar. Eva Green 10. Eva Green evet 10. Onu anladık. Evet, Eva Green 10. Hanımefendi? O da 9.5 verdim bari. Hakikaten ya, gerçek puan. 8 veririm. Hemen de düştü ha. Ne güzel düştü. Ya din kardeşiyiz. 4. Çıkması kestin bir anda. Yani çok zorlanmadınız çok, düşerken. Çok özellikler arayan biriyim. Mesela burnu güzel olmalı. Çünkü benim burnum güzel değil. Bir de ufak burnu da sevmem. Bu kadar Elif'in burnu... Bu kadar güzel burun görmedim. Ben de. Varmıştım. Orijinal değil mi? Orijinal evet. Vay. Çocukların burnu kime çekmiş? İnşallah Elif'e çekecek. Bana çekti evet. Öyle mi? Bana çektiler. Yani kızınki özellikle. Evet. Ya oğlan önemli değil. Oğlanınki de kemikli değil Emre'ninki gibi herhalde. O da bana çekti. Hocam kızın özellikle deyip oğlara falan yaptınız mesela. Erkek o kadar... Kız yani, babası ya. Tipik kız babası. Yani şey başka özellikleriyle bütün araştırmalar falan filan da onu gösteriyor. Psikologlar falan filan araştırmıyor. Biraz politikli korrekt değil dedim belki falan filan ama bir erkekler daha çok tip üzerinden değerlendiriyorlar. Kadınlarda işte karizma, statü bilmem ne araştırma yapmışlar. İngiltere'de sanırım. Erkekler kesinlikle zengin kadınlarla evlenmek istemiyor. Kadınlar da bu problem olmuyor. Biz daha çok hep böyle tipe bakıyoruz. Dolayısıyla Zeynep'in güzel olması Zeynep'in daha rahat bir hayat geçirmesine yardımcı olacak. Ha. Ama Uluç için öyle bir problem olmayacak. Sosyal medya paylaşımlarınızda da galiba Zeynep daha çokmuş. Evet. Neden? Evet. Çünkü kız. Ben de adamım yani. Öteki geliyor dövüyor beni falan. Ama kafama onun da vuruyor. Takipçileri var. Oğlumu da ezdirmek istemem yani. Ben de aynı yerdeyiz şu an. Elif yan yanayız şu an. Kol kolayız. Yani ben o bunlar hep efsane ya. Türkiye'de kimse herkes linç edilir korkuta hiçbir şey doğru söylemiyor da. Kızımla bir paylaşım yapmak daha çok hoşuma gidiyor. Niye? Çünkü oğlandan daha büyük. Daha fazla şey var. Öyle bir pratik gelişmiş zaten. Bir de bir kız bir erkek daha değişik bir ikili oluyor. Biz onunla beraber bir şeyler yapıyoruz çünkü. İyi.
Uluçlar bir de Uluç durmuyor şeyde. Yani Uluç böyle Uluç vuruyor. Uluç çok hareketli bir çocuk. Dövüyor. Yani. Öyle mi? Daha evet. Zor onunla yani şey yapmak. Yani şeyi çıkarıyor mesela. O yandaki şeyi çıkarıp vuruyor kafama falan. Şimdi ne yapayım ben bu çocukla yani? Olacak şey. Bununla neyin selfiesini paylaşayım? Tövbe estağfurullah. Daha güzel olsaydı dediğim bir fiziki özellik Elif'te. Elif'te mi? Yok. Ben her tarafını beğeniyorum Elif'te. Ayakları biraz daha ufak olabilir. Evet. Benim kadar ayağı var. Bayağı. Ayakları biraz daha? Ufak olabilir. Ha öyle mi? Ayakları, evet. Çocukların ayakları da büyük. Benden senin geçiyor. Bir ayağı var bu kadar. Vallahi ya. Vallahi çok büyük ya. Kaç? Benim ayağım 39-40 giyiyorum ya. Ben bir de 41-42 yani hesabım. Arada ya giy... Yani koyunca bayağı aynı gibi. Birbirinizin ayakkabılarını giymiştiniz? Yok o kadar anladım. Tarz olarak uymuyor zaten yani. Ya, tarz olarak uymuyor. İkisi de siyah. Hiç tarz olarak uymuyor. Ona demek ya. Yaptınız. Emre Hoca'nın bir huyu değişecek. Hangi huyu değişsin? Ay hiçbir şey unutmuyor. Çok böyle deve kini derler ya. Ay hiç unutmaz. Bir şey böyle söyle 5 sene öncesi böyle cümlesini hiç unutmaz söyler kafana kakar. O huyu olmasa çok iyiydi yani. Kavgada bel altı vurur mu? Vurur. Öyle mi? Vurur. Çok fena vurur. Ciddi misin? Nasıl mesela? Ya böyle ne bileyim en söylenmesini istemeyeceğim bildiği şeyin üzerine gider. Onu tekrar eder ve hani değiştirmişimdir mesela o huyumu. Gene söyler. Sanki ben hiç uğraşıp değiştirmemişim onu gibi. Söyler hayır işte. Hayır ama Elif şöyle. Elif hayır. Hiçbir şey değiştirmeyeceğim. En açıkçası oldu. Bir gün Elif beni aradı Amerika'dan. Ben İtalya'da yaşıyorum o zaman. Benim mailime girmesi lazım. Şifreyi veriyorum. Diyor ki hayır diyor. O şifre İtalya'da oluyor burada olmuyor diyor. Ve ben ona Google'ın Amerika'daki şifresinin İtalya şifresinin aynı olduğunu falan anlatmaya çalışıyorum. İnat etti 4 saat. Biz maile giremedik. Ve caps falan yok. Hepsi ufak harfle bir isim yani. Ne olmuş peki? Problem neymiş? Ya ben Elif sadece yanlış yazıyor. Yanlış bak diyorum bunu S ile yani. Değil. Z ile değil. S ile bitiyor diyorum. Biraz da ipucu verirsem mailime ekleyecekler bu kadar. İsim sürekli. Önceki harf ne? Sürekli bir harf. Yok diyor ben onu doğru yazıyorum. Tabii ki onu doğru yazmıyormuş. Ama sesi böyle şey olursa, incelirse, ben onu sesini öneririm falan filan dediyse o an bütün kapılar kapanmış. Ve Elif aynı şeyi yapıp farklı sonuçlar almaya çalışıyordur. Mesela Elif şey dediğinde, Amerika'daki şifreyle İtalya'daki şifre farklı dediğinde, bir bilim adamı olarak yaptınız mı öbür taraftan? Diyorum, o inanılmaz derecede bana böyle mantıksız bir şey söylendi. Bizim ilk kavgamız, bence mantıklı dedi. Ben hatta hiç öyle bir şey duymamıştım. Bence mantıklı, yani mantık öyle bir şey değil dedim. Abi. Sence mantıklı diye bir şey yok. Mantıklıdır yani. Matematiksel bir şey, bence mantıklı demişti. Ben çok kızmıştım. Yani de öyle abuk sabuk şeylerden çıkıyor kavgada. Bence normal. Bence mantıklı denir. Biz kullanıyoruz. Biz böyle 500 kişi kullanıyoruz bunu. Ya mantık sana olabilir mi öyle bir şey? Nasıl sen? Olur. Olacak ya. Ya mantık öyle bir şey değil ya. Ya bu böyle... Hani subjektif bir şey değil yani. Mantığın... Dediği böyle çok mantık hatası olan bir şey. O senin mantığın. Bu be ya söyleşeler arasında tutarsız var. Ben şey var demek istedim. O senin düşüncen, bu benim düşüncem. Ama o öyle bir örnek istedim. Değildi şimdi. Hayır öyle değildi. Orada sen bayağı mantıksız bir şey söylüyordun. Hatırlamıyorum ama keşke. Ben de hatırlamıyorum şimdi ne desem. Hatırlasam da zaten demin hiçbir şey unutmuyor dedin. Söylemem burada sırf seni yalanlamak için. Ama evet sorunun cevabı o. Hiçbir şey unutmaz. Ya inanılmaz bir hafıza var. Asla unutmuyor. O kötü bir özellik. O yok olsun isterdim. Yani lisedeki sınıf sesini falan sayabilirim yani. Sayar. Neden? Bilmiyorum. Tutuyorsunuz aklınızda. Başka bir şey. Çok yorulursunuz hocam. Yorulmuyorsun. Kimdi ya sınıf başkanı lisede? Bendim işte. Unutmadığın yere bak. Aklına tuttum. Kimdi başkan? Hayır, ben. Listeyi diyorum yani. 40 kişilik liste. Ciddi misiniz? Tabii. Şu an. Ben sayarım istiyorum. 5 kişi sayın bakalım. 56 Can Kemal Güreş, 133 Mehmet Emre Battal, 200 Ayça Yılmaz, 201 Zekai Onur Avcı, 203 Mustafa Karan, 209 İlker Demir, 210 Emrah Safa Gürkan, 212... Durdurmayın. Çok rahat sallanabilecek bir şey biliyor musun? Tamam. Devam edeyim mi? 316 Behçet Necati Gül. Bunu da salla. 418 Yahya Kemal Bey yaptı. 825 Nabil Dirar Fenerbahçeli futbolcu. 1003 Gustavo Kolman. Hayırlısı olsun. Buzda sallayamazsın işte. Sallayabilirsin ama buzda bu kadar... Tabii eskiden biz... Mehmet Ahmet çıkar sallasın. Biz yalancılar daha rahat ediyorduk Google yokken. Hay yok bir de mesela... Tarihçilikte de bu vardır. Bu soruşturma tekniklerinde falan filan da var. Yalan haber mesela ben çok az asparagası düşünüyorum. Çünkü tarihçiliğin biraz asparagası çözmek. Şimdi sana say desem bir sürü Mehmet Ahmet dersin. Bu kadar isim skalasını yakıştıramazsın yani. Sen dene. 10 tane isim say, numara say yapamazsın. Bu hızda. Meydan okuyorum. Kariyerimin zor bir yerindeyim. Yapacağım. 10 ayrı isim ve numara mı söyleyeceğim? Evet. Ne var canım bunda? 322 Su Soley. Ahmet Mehmet diyesin geliyor değil mi? Olmuyor abi yani. Su dedi ya. Utur ala da. Yani Ahmet Mehmet demeyeyim diye hemen su dedim hemen yani.
İnatsız bir huyunu değiştirin Elif'in. İnatçılığı çok inatçı. Çok mu inatçı? İnat, evet. Allah Allah. Hakikaten. Bir de böyle bazen böyle bilmediği şeyi biliyormuş gibi yapıyor. Ben hayatta yemem onu. Babam da yapar böyle bir şey. Evet öyle mi falan. Hemen ben şey yapıyorum. Düzeltiyor musunuz hemen? Evet. Kızıyor. Ya ben bazen böyle hani kızıyor çok bilmiyor da demeyeyim. Ya bilmiyorum da değil, tahminim var. Ama onu da kabul etmiyor. Yani tamamen bilmen lazım. Abi bir fact'in tahmini olabilir mi? Ya mesela Victoria ne zaman öldü? Tahminim var diye bir şey olamaz. Ya hayır şunu biliyor musun? 6. 7. yüzyıl. Ben böyle sallarsın. Ben bir yerde duymuşum ama tamamen... 14. yüzyıl. Tam olarak bundan bahsediyorum işte. Siz de bozmayın. He he deyin böyle zamanlarda. Yok hiç demez. Emrah bana çok nettir yani. Yok, her evet, şeyi ne söylüyor? Mesela fiziğimle ilgili de der, ne bileyim. Güzel giymişsem yani güzel giymişsin der. Kötüysen mutlaka söyler. Hiç öyle şey değil. Öyle mi? Ne dedi mesela? Kötü giyindiğini düşündüğünü nasıl kötü ifade ediyor? Der. Ama bu sefer ben iyi giyindiğimi bilirim güzel bir şey söylediğinde. O açıdan avantajlı. Ama yine de kelime seçimi burada önemli değil mi? Hayır şey gibi demiyorum yani bu ne bok gibi olmuş. Yani, bu sana yakışmamış der bu sana yakışmamış yani. Bunu değiştir der. Bu ne böyle işte. Yani. Ya da böyle gitme der falan öyle der yani hani kırılmayayım falan gibi öyle. Siz de kırılmıyorsunuz artık alıştınız. Ay ben çok alıştım. Ha. Ama ilk tanıştığımız zaman çok bozuluyordum. Yani değiştirdiğim buna bozulunur ama uzun vadede de faydasını da görürsünüz görüyorum, böyle bir şeyin. Görüyorum. Çünkü net bir adam var. Evet bazen zorluyor sadece yani böyle her zaman... Yani gerçeği duymak istemeyebiliyorsun. Bazen tabii zorluyor. Değil mi? Bizim aile o konuda çok nettir. Ben bunlar da tam tersi böyle çok daha yani benim ailem biraz açık daha... konuşmaz. Şey yani bizim ailede mesela bile biriyle şey oluyor. Ya sen 5 kilo almışsın bu ne falan derler mesela bir şey olsa. Öyle mi? Tabii annem babam öyledir. Azıcık eve girelim. Sizin ev işleri kimde? Şimdi birinci bölümde sanırım bu konuyu bayağı açıkladık. Abi bütün işler. Planlar bütün sende. Bütün işler bende. Bütün ha o her şeyden kastın her şey. Her şey dedim ya ben. Ben galiba her şeyden ikna olmuyorum yani. Değil mi? Daha net bir veri lazım bana. Daha net. Ya şöyle evin düzeni, işte alınacaklar, her şey ne kastediyorsun tabii bilmiyorum. Çamaşır. Ama, tabii ki ben. Ütü. Ben yani. Yemek. Ben de. Elif ilk tanıştığımızda dedi ki bana mesela ütü yapmayı bilmiyordu ve onu kaptırmaya çalışmıştı. Ben ütü yapmıyorum fakat ben şöyle bir ben ütü yapmayı sevmem dedim. Kaptırmaya çalışmışsın dediği bu yani. Tamam. Benim de yapamadığım tek şey o. Onun dışında her şeyi yapıyordum ben evlenmeden önce. Evlendikten sonra hiçbirini yapamamaya başladım. Yani biraz bu şeyler. Bütün özelliklerim bitti sıfıra indi. Yitirdi özellik. Bu bilinçli bir şey miydi yoksa yapmadıkça pratikten mi kaybettin? Ya ben tek çocuğum. Annemler de 10'da 11'de falan eve gidiyor. Ben böyle kendim yani 7 yaşında benim anahtarım vardı. Okula giderdim. Hatta hastaneye gider aşım olurdum eve gelirdim. Çok 7 şey yaşında. Yok. Tabii 7-8 yaşında. Değirmendir ufak bir yerde. Ben Değirmendereliyim. Yani giderdim bir biramı içerdim. 7 yaşındayım giderdim evime. Yok ama bayağı onu bırakmışlar kendi haline. Tamam şimdi aslında yapabiliyor. Kendi yapabiliyor. Anne falan değil ya üstahane öyle demeyelim. Üstahane falan var orada uğruyor. Herkes aynı yapar. Sana kalmış şimdi işler. Bana kaldı. Bazısı yapamaz hadi tamam ama. Kontrol freak yani. Ben öyle mi? Kendim idare etmek istiyorum. Elleri deyince bozuyorlar ya, zaten sistemimi makarna bozuyorlar. Makarna yapayım makarna yapayım. Bu arada iki şey yapmam. Emre için. Bir makarna yapmam, bir yumurta yapmam. İkisini de beğenmiyor asla makarna, çünkü. Yumurta mesela, en kolay iki şey makarna değil mi? Yapıyorum. Elif dedim sana güzel yemek yapayım falan. Türkiye'de yeri dönmüşüz. Ya benim mutfakta bırakmadı. Yandan böyle bir el. Ben de şurada salata yapayım. Ya makarna bir salata yemiyoruz ki. Oradan bilmem ne falan. En sonunda ya o mutfak nasıl çıkıyor biliyor musun Emrah yemek yapınca? Ben daha çok yoruluyorum yani. O yemeği ben yapayım daha iyi. Böyle ortalıkta tencereler, her bir şeyler. Sen eleştirildiğin için mi yumurta ve makarna yapmıyorsun ha, artık? Evet yapmam. Çünkü çok İnada bindi artık yapmıyorsun. Evet beğenmiyor ya. Hocam tarihi huy olarak Elif'i tarihi bir karaktere benzeyecek olsanız kime benzer? Tarihte kadınların nasıl olduğunu çok az biliyoruz. O yüzden bir şey diyemeyeceğim ama daha yakın zamandan Elif kime benzer? Bilmiyorum. Nazmiye Demirel. Ay diyecek mi? Nazmiye Demirel mi? Hangi özelliğiyle? Nazmiye Demirel Demirel'in arkasındadır böyle. Demirel'in o bütün böyle şey filoluğunun arkasında hükümet gibi odur yani. Evet. Vay. Ona benziyor. Dedi bana birkaç yani kere yani onun böyle, gibisin dedi de ondan. Demirel'e baktığınızda çok eğitimli şey falan olmasına rağmen çok böyle benim gibi şey bir adam. Böyle halktan, yani ben çok halktan sevmem ama sonuçta merhaba, nasılsınız falan diye konuşmuyorum. Onun yanında eminim o bir sürü şey benim gibi deviriyordur tahminim. Nazmiye Demirel'e böyle toparlıyordur diye bir kafamda bir fantezi var doğru mu bilmiyorum. Öyle sorarken hakikaten böyle bir cevap tahmin etmiyordum yani. Galiba kanal değiştirdiniz hocam değil mi? Ben evet, çok evet. Sıkı takipçinizim. Bütün videolarınızı izledim. Evet. Şu an neredesiniz? Hem duyurmuş olalım seyircilerimize. Şu an Ekşi Sözlük'ün kanalı Pena'dayız. Aha.
İki haftada bir orada bir yeni bir program başladık. Değişik bir konsept denedik ilk başta ama YouTube izleyicisi aynı konsepti istediği için biraz gene o minvalde gidecek. Şimdi bu cuma bir bölüm daha girecek. Bizans'la ilgili olan bölüm. Hı hı. Geçen işte cuma da onu çektik. Dün onu çektik, gittik Eksözlük'te Pena kanalında. Buradan söyleyelim. Pena kanalında Emrah Safa Gürkan'ın yeni programı. İki ay önce zaten başladılar. Bir ay önce başladılar. Bir ay önce başladılar. Biz bunu yayınlayana kadar 1,5 olur. 1,5 ay önce başladılar. Oradan takip edelim, abone olalım, izleyelim. Allah muhafaza bir sebepten ayrılmışsınız. Kim ayrılmış olabilir? Kim daha yakın bu karara? Bir gıdım da olsa. Şimdi de cevabını biliyor da kim söyleyecek onu? Sen söyle bence. Cevabı biliyorsunuz. Yani karakter olarak ben. Karakter olarak Emrah. Öyle mi? Tabii. Ha. Yani. Evet. Daha hızlı olan ben olduğuma göre. Ya yani o fevri de kararlar verebilir de o yüzden aslında. Hiç oldu mu? Bastım yok. Gittim. Yok, bastım gittim olmadı da Emrah'ın bir şeyleri böyle artık hani bırakıp gitme potansiyeli daha yüksek. Ben daha böyle sonuna kadar hani böyle artık çok hani son raddeye gelirse ben de tabii öyle bir şey söyleyebilirim ama o daha çabuk bırakıp gidebilir. Çabuk derken daha önce bırakıp gidebilir. Ya ben mesela Ankara'dan Dandiye'ye gittim, Amerika'da yaşadım. Burada çok güzel bir hayatım var. Dandiye'ye gittim, buraya döndüm. Yani bir gün Dandiye'ye de gider, Paris'e giderim ben. Öyle korkmam evet. Öyle şey. Diyelim ayrıldınız. Kaç zamanda toparlarsın Elif sence? Yeniden bu ruh standartına gelmen ne kadar zaman alır sence? Ya ben ne bileyim bir kayıp yaşamın ne demek olduğunu biliyorum. Babamı çok erken yaşta kaybettim. Başı sağ olsun. Sağ ol. Böyle toparlandı. İzleyici ayarladı. Şimdi patlatacak bana. Toparlandı. Hepimizi üzdü. Hepinizi üzdü. Mağdur haklı. Şimdi. Ben soru sorduğum için ayıp ediyorum. Emrah gitmiş ayıp ediyor şu an. Evet. Çok uzun sürmez diye düşünüyorum. Ne oldu ya bir anda? Anlattı biz şey, çok şeyler yaşadık. Emrah kim be? Yarım saat sürer. O kadar değil de. Ne kadar? Aşağı yukarı. Yani bilmiyorum, öyle düşünmedim hiç ama ben şöyle açıklayayım. Benim hayatımda böyle çok majör kayıplar oldu. Sadece insan olarak değil, ne bileyim işten atıldığımda oldu falan. Ben hemen öyle oturup ağlayıp sızlamam ya. Hemen yeni aksiyonu alırım yani. O açılardan güçlü olduğumu düşünüyorum. Hani tam hani ertesi gün bir sene falan diyemem ama öyle çok da yıkılmam. Ayakta kalırım. Sen hocam? Çünkü ben kendim ayrıldığıma göre toparlanmış olmam lazım. Mal. Hayır hayır. Mal gibi olur yani. Ayrılıyorum ve ondan sonra bir yıl kendime gelemiyorum. Ne bok yedim lan ben? Aptal diyeyim ben ya. Hadi şimdi anlatayım dandana kan. Hiç iyi gelmiyor ki. Evet. Elif benden ayrılsın. Elif basmış gitmiş. Ne kadar zamanda toparlarsın? Toparlayamam herhalde. Bir daha yalan söyledim dedim olmadı ya. Hiçbir fikrim yok. Toparlarım herhalde ama bilmiyorum ya. Yani hiç başıma gelmedi. Genelde hep ben kendim aynı. Hiç terk edildin mi daha önce de? Abi beni git niye terk edin? Şu model. Allah Allah benim neyimi terk edecekler ya? Diyelim yurt dışına tatil planı yaptınız. Tamam mı? Birinize vize çıktı diğerine çıkmadı. Tek başına gider mi o çıkan? Yani Paris'e gideceksiniz. Emre hocama çıkmış. Ben zaten gidiyorum tek başıma. Ya şöyle. Biz ikimiz. Ya şey değil. Ya ama plan beraber. Yok ya gider yani. Diğeri gider. Sen de gitmelisin bence. Öbürü de bozulmaz. Hatta ben gitmesem mesela Emrah kızar bana. Çok saçma yani. Kızar. Niye gitmiyor ya? Niye gitmiyorsun der falan. Ben de ona derim yani. Ne yapacağız yani? Bence gitmeli de. Benle beraber koz yatağında oturup. Biz bir de çok gitsin, hani eğlensin. Bir dahakine beraber gideriz deriz. Rahatsınız o konuda. Yok, birbirimizi hiç darlamıyoruz ya. Tahmin ettim ya. İlişkimin şeyi de yani profesyonel anlamda da beni çok desteklemişti. Ben hiç darlanmadım, darlamam. Herkes kendi işini yapar. O da ilişkiyi çok ama uzatan. Ama o da bana öyle çok destekliyor. Yani benim yaptığım işte Emrah gibi birinin hani herhangi birinin kabul etmesi çok kolay değil. Bir sürü toplantıya gidiyorum, yurt dışına gidiyorum. Ben de yapıyorum bunları. Süper. Evet. Yavaştan toparlayalım. Elif, Emrah Safa Gürkan senden bu hayat yolunda daha iyisini bulabilir miydi sence? Yok, bulamaz. Çok net söylüyorum. Net? Net. Vallahi ukalalık gibi olmasın da. Estağfurullah, hiç olmuyor. Yok yani samimiyetine güvenerek şey yaptım ben. Yani bence bulamaz. Hangi samimiyet sordu soruları sormuyor. Tuzak ne samimiyet? Yok yok, ben şey yaptık, biz göz kontağı. Tabii canım, biz arkadaşız ya. Biz yan yanayız, kol kolayız Elif. Yok. Emre hocam, Elif senden daha iyisini bulabilir miydi bu hayatta? Bulur. Ben iyi bir erkek arkadaş olduğumu düşünmüyorum.
Böyle ablalı mablalı erkekler daha iyi oluyor konularda. Böyle kızlarla falan ilişkileri daha şey. Ben çok ilgilenen biri değilim. Daha ilgili böyle ne bileyim bulabilir. Bence bulabilirdi. Kazık yedi yani keriz aslında. Ona baktığın zaman yani. Neymiş? Kazık yedi keriz yani. Bulabilir yani. Ben bulabileceğini düşünüyorum. Kendi şeyleri. Seyircimize soralım. Elif Emrah Safa Gürkan'dan. Elif Ertekin Gürkan. Emrah Safa Gürkan'dan. Daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Dedim ben. Ben de aynı kadar. Ben dedim. Ben bilim adamıyım. Gerçekleri söylerim. Elif'ciğim kıyafetin bok gibi olmuş. Ben gerçekleri söylerim. Adam burada hakim. Herkes o diyor. Biliyordum ki. Ben biliyordum. Sayı 322. Elçin Sangu 328. Emrah Safa Gürkan. Gürkan. Emrah Safa Gürkan. Elif Ertekin Gürkan'dan. Daha iyisini bulabilir diyenler o desin. Ne oluyor lan? Ben testin içindeyim 1,5 saattir. Ben bu kadar net karar vermedim. Size ne oldu bir anda? Siz neye kuruldunuz Allah'ın belaları? Adam bilgili çekemediniz değil mi? Washington DC eyalet değilmiş. Bu bilgi size ağır geldi. Kaldıramadınız çünkü. Vay be. Elif de şaşkın ve mutlu. Elif acayip mutlu oldu ha. Ben gözlerimde görüyorum. Arkadaş olduk ya. Alkışladım ya sen. Alkışladın mı? Ağzınıza sağlık öncelikle. Hocam bu tahmin ettiğiniz bir şeydi. Herhalde evet. Zaten söylediniz de yani. Çok açık bariz canım. Yani. Öz eleştiri de yaptınız. İyi bir erkek arkadaş olduğunu düşünmüyorum diye de başladınız zaten cümle. O bir eleştiri değildi ya. Benim hayat amacım bir arkadaş olmak değil ki. Ben laf yedim galiba şu an az önce. Hayır kellik gibi bir şey. Yani ben kendimize öz eleştiri yapmış oldum. O bir karakter meselesi. Değil mi? Varsa vardır yoksa yoktur. Öz eleştirecek bir şey olduğunu düşünmüyorum ben. O şunu söylerim ama karakterini zorladım bayağı birçok şey için. Ama evet. Çıktığım bir nokta var yani böyle ne bileyim... Şeyle alakalı da mesela pleasant bir insan değilsen birebir ilişkilerde bir yere kadar gelebiliyorsun. Evet. Hani mesela komik bir adamım ben güldürebilirim bu güzel bir özellik hani onu yapabiliyorum. Ama yeri geldim bir de ne bileyim işte çok mesela sıramı kaparsan kavga çıkar şimdi bunu bir yere kadar işleyeceğim. Yani sosyal hayatta da öyle sıramı kapmayın hep sıramı kapıyorlar ya olacak iş değil. Abi şu tipin sırası kapıyor. Kim kapıyor? 716 Yahya Kemal Beyatlı kapıyor. Evet. Sen yani birinde olmayan sınıf arkadaşın yok. Bu kadar isim uyduramadın ki. Abi benim abi, öyle ya. Sangu'dan sonra Yahya Kemal Beyatlı'ya gel. Nasıl bir psikoloji? Hocam Rasputin. 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 İkinci Petra bunlar hep benim sınıf arkadaşlarım. Ne diyorum acaba şu an? Bunların hepsi kat. İkinci Petro kim ya? İkinci Petro diye biri var mı? Şu an uydurdum. Sınıf arkadaşım tanınmış olması şart mı? Çağdaşlık. Bence medeniyet akıyor ilişkiden. Dayanamayan var. Oo! 10 üzerinden 10 diyenler o desin. Örnek yani. Vallahi öyle. Vallahi ya? Tabii canım. Birbirini darlamayan, alan bırakan harikulade bir iletişim yani. Müthiş. Sadakat. Ulan neyi mi gördünüz? Niye olamıyorsunuz? Dur daha sormadım ondan. Hakim de değil konuya. Lan hayvan herifler. Az önce kıkırınız çıkmadı. Elif daha iyisi bu. Sıçarım sizin ağzınıza. Sadakat. 10 diyenler o desin. Kendi aralarındaki eğlence düzeyi. 900 üzeri diyenler o desin. Biri oğlarken uyudu. 8 üzeri diyenler o desin. Oğlum 9 bak. 9 8'den daha düşük olamaz. 9 üzeri 8'i kapsar. Hocam yanınızda konuşuyorum kusura bakmayın. Akip olduğum birkaç konu var onlardan biri. Akip olduğu konuya bak 9 8'den büyük. Her bölümün sonunda olduğu gibi öpüşün barışın. Alkışlarla. Çok mutlu oldum ben tanıştığımıza. Çok orijinal bir bölüm oldu. Zaten hakikaten hemen bütün videolarınızı izlemiştim hocam. Buraya geldiğiniz için de her ikinize teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza ben sağlık. Teşekkür ederiz. Çok eğlendik. İlişki testi için de örnek bir ilişki oldu bence. Bölüm biter. Bay bay alkışlarla.
Çok teşekkür ederiz arkadaşlar. Görüşürüz. Bu dörtlüden aldatılsa en çok kim üzülür? Abi şu adam çok duygusal bir adama benziyor. Onun var ya gözleri kararır. Bence de Murat. Ben de Murat diyecektim. Ben de Murat diyorum. Ben de Murat diyorum. Ters köşe yaptı. Bu adam üzülür mü sence? Çok üzülür. Hiç toparlayamaz. Hangi Murat? Ha, bu Murat. Evet. Oğlum ha anladım ondan gösterdin. Evet. Yaşa. Bu geri zekalı. Abi iki Murat var elimde bir vektörel gör artık. Daha ne yapayım? Ben de. Bu dörtlüden en çok kim üzülür? Ha ben bu adam ya. Bence de yani evet. Seyircilerden ilk defa böyle bir soru geldi bu arada. Abi senin de bir fikrini alalım sence. Orada da ona sor ona sor. Sen de bir düşünceni söyle. Kaç yaşına geldin ya. Şu ekipten en az kim etkilenir? En çok kim atlatır? Evet. Siz niye yeni sorular kattınız ya? en az kim etki hangimiz? Döndür bakalım mikrofonu. Biz niye geldik? Az konuştuk biz.